Sınıfımızın değerli temsilcileri, katılımınız için sizlere ve yanımda yer alarak destek veren çok kıymetli mesai arkadaşlarım, muhtarlarımıza öncelikle çok teşekkür ederim. Sizleri buraya davet etme sebebim, 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek olan Çanakkale Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'nda Kent Konseyi Başkanlığına adaylığımı açıklamaktır. Çanakkale Kent Konseyi'ni yerel demokrasinin güçlenip gelişebilmesi için yurttaşların karar verme süreçlerine yüksek oranda katıldığı, her türlü proje ve uygulamayı sorgulayabildiği bir yerel yönetişim birimi haline getirmek için adayım. Çanakkale Kent Konseyi'nin kent sorunları hakkında kimseyi ötekileştirmeden ortak aklı arayan, geleceğe dair projeleri, vizyonu olan, bilimi referans alan bir yapı olabilmesi için adayım. Kent Konseyi'nin temel amaçlarından olan kentin ve kentlinin hak ve hukukunu korumak, hemşericilik bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini önceleyen bir anlayışla gece gündüz çalışmak için adayım. Bu nedenle Çanakkale Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu'na katılacak olan tüm temsilcilerimizin desteğini sadece seçimi kazanmak için değil, Çanakkale'mizin geleceğinde de birlikte söz sahibi olabilmek adına talibim. Çanakkale Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olacak tüm hemşerilerime şimdiden başarılar diliyorum. Kazanan Çanakkale olsun. Kent Konseyi tarafından STK'ları bildirildi. İlgililerine dağıtımları yapıldı. Ayrıca gazete ilanı ile açık ilan şeklinde de bu tekrarlandı. Bu temsilci yazıları, bu derneklerin, katılımcıların temsilci yazıları 31 Ağustos gününe dahil saat 17'ye kadar, 30'unda da resmi tatil olmasına rağmen bildiğim kadarıyla açık görevleri başındalar arkadaşlar, mesai yapıyorlar, iletilmesi gerekiyor. Bu süreçten sonra temsilci bildirmeyenler için oy kullanma hakları mümkün olmayacak. Bu süreçte dikkate alınması gereken bir husus. Dediğimiz gibi 30-31'i de bu en son tarih olarak ikazda bulmamız, uyarmamız gerekiyor. Temsilci yazıları karar defterlerine alınarak, bu karar defterlerde alınan kararın fotokopisiyle birlikte üst yazısıyla konseye bildirilmesi gerekiyor. Böylelikle de bu temsilciler oy hakkına sahip olacaklar. Bu ikazda da bulunmuş olalım.